O İshak Tümkan'la başımız tacıdır. Ama o Şerkan'a diyor ki sen diyorsun Kürtler devlet kurucu kurmasın. Diyor ki ya Kürtler pislik bir millet. Sen orada cevabı ver. Bak sen bazı yanlış anlar. Sen bazı güzel yap, bazı yanlış yapıyorsun. Kürtler diyor. Sen diyor Kürtler taraf olurum. Hayır sen demeyeceksin Kürtler devlet kurucu kurma. Sen bunu deme aslında yanlış yapıyorsun. Niye? Sen diyorsun ki ona diyor yok Kürtler pis bir millettir. O kadın tüm kadınlara saygı var ama o kadın şerefsizdir. Akçı köpektir o. Bak ben sana bir şey demiyorum. Ben bugün Kürt'üm. Sen niye kadına köpek diyorsun? Ben sana bir şey demiyorum. Hayır demeyecek Kürtler pis. Ben Kürt'üm. Bugün biz hep bir ne yap? Ben bugün bir Türk millette pis Türkler diyebilir mi? Ne hattım var? Hayır saygım var, hürmetim var. Türk de benim kardeşim. Ama annemdir. Şimdi konumuzu değil ki 10 sene önce yaptığın röportaj diyorum. Ben şu an başka soru soracağım. Bu pazar seçim olsa kime vereceksin? Seçimi mi? Kendime veriyorum. Ben Kürt'üm. Oyumu kendime veriyorum. Dem dedik. Evet. Demirtaş deyince aklına ne geliyor abi? Demirtaş'a canım feda. Tamam. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? CHP'nin İmamoğlu olmalıdır. İmamoğlu. Esenyurt Belediye Başkanı'nı tanıyor musun? Hizmetlerinden memnun musun değil misin? Profesör Ahmet Özer'e memnunuz. Hani gerçi şu anda çok güzel çalışması var. Memnunuz yani şu anda. Bir şey sorar mısın kendisine? İstek, arzu, soru. Ha, selamlarımı, saygılarımı, hürmetlerimi. Esenyurt Cumhuriyet'ten başkana selam. Selam olsun. Teşekkür ederim. Merhaba. Bu pazar günü bir genel seçim olsa hangi partiye oy vereceksin? Abi HDP. Dem. Demirtaş deyince aklına ne geliyor? Abi babam geliyor. Baba. Esenyurt Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmetlerinden memnun musun değil misin? Tanıyorum. Dedem gibi bir adamdır. Vanlı Ahmet Özer. Evet profesör doçent ne Ahmet Özer. Ne kaldı? Aklımda yani aşevleri. Bizi temsil ediyor. Aşevleri yaptı. Hani bizim böyle nasıl diyeyim size daha doğal olmamızı sağladı. Şöyle biz, ben de Vanlıyım şahsen. Evet eskiden mesela daha önceden buralar herkes de bilir. Buralar eskiden hep Karslarla Ardanlılara aitti. Şimdi Vanlı birisi geldiği için herkese böyle bir görüyor. Herkesi hani aile gibi görüyor. Kaç kere de... Peki bir şey sorar mıydın şu an karşında olsaydı? Hani... Yani ya sormazdım adam işini biliyor zaten. Evet. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız efendim iyi misiniz? Sağolun zaten duacıyız ne yapalım. Videolarımız abi. Denk geliyor mu? Çok. Nasıl buluyorsunuz? Harikasın. Çok teşekkür ederim. Gerçekten harika. Bu pazar günü sandığa gitsek efendim, oyunuzu hangi partinin Cumhurbaşkanı'na vereceksiniz? CHP'nin. CHP. Selahattin Demirtaş deyince aklınıza ne geliyor? Dürüstlük geliyor. Dürüstlük. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Mansur Yavaş. Ekrem Bey ne dersin? Olsa da yok demem yani. O da olur. Yozgatlı. Yozgatlı? He. Biraz bir düğüm tam burası. Döndüm. Nasılsınız? İyiyiz. Bu pazar günü seçim olsa hangi partinin Cumhurbaşkanı adayına oy vereceksiniz? Ben CHP'ye veririm. Cumhuriyet Halk Partisi. Ha. Neden CHP? Neden CHP değil? Ortalık zaten 20 senedir yakmış. Aldığın bir şey pahalı. Aldığın bir şeyin yanına varmıyor. Aldığın gidiyorsun 500 lira alıyorsun. Peki. Selahattin Demirtaş deyince aklınıza ne geliyor? Selahattin Demirtaş benim canım ciğer kardeşim. Ona da veririm. Bir Yozgatlı olarak. Yozgatlı olarak ona da veririm. O evet. Benim başımın tacı, benim eşim de o yandan Diyarbakırlı. Oldu. Artık abur cubur da alamıyorum. Bıktım bu. Hele bir babamlar Erdoğan olsun, günlerini göstereceğim ona. Pahalı mı abur cubur? Evet, pahalı. Babamla gidiyorum, bakıyorum birkaç şeyler çok pahalı. Nazo bir gün gittim markette, Nazo 100 liraya çıkmıştı. Bıktım. Nazo eskiden 10 liraydı. Öyle mi? Hı hı. Sen bu yaşta bıktın mı? Bıktım. Evet. Mesela biz amcamla dondurma almaya gidiyoruz. Tek bizim oradaki bakkal ucuza veriyor. O bakkal da niye bu kadar ucuza veriyorsa bıktım. Ama diğer marketlere gidiyorum. Hepsi çok pahalı veriyor. Yetti artık. Hem babamların sigarası da fazla. Yeter. Bıktım bu çocuk. Çocuk kıyafetleri de çok pahalı olmuş. Yeter. Kim suçlu? Kim suçlu? Tabii ki de o kötü suçlu. Her şeyin fiyatını bu kadar yükseğe çıkartmış. Sen alamıyor musun her şeyi? Sen bu yaşta bunları nereden biliyorsun? Çünkü babamlarla gittiğimde görüyorum. Değil mi? Hı-hı. Ne istiyorsun sen? Ben bunların daha ucuz olmasını istiyorum. Çünkü herkes bunun yüzünden 1 milyon fakir oldu. Bu küçücük yaşta bu kadar şeyi biliyorsun değil mi? Hı-hı. 8'li saçak var. Bunlar... 4 tanesini girip yok. Bağlayın. İsmin neydi? Arin. Ne? Arin. Nasıl olur? Tamam. Baban mı geldi? 33, 34, 35, 36 yaptı. Baba ne iş yapıyor? Babam kargoda çalışıyor ama artık çalışmıyor. Bu sefer başka bir yerde çalışıyor. Tamam Arin, teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ağzına sağlık kızım, sağ ol. Gitsek, evet. Oyunuzu hangi partinin Cumhurbaşkanı adayına vereceksiniz?
Erbakan'ın oğluna vereceğiz. Ne Refah Partisi? Ya da yakacağız. Tamam. Çünkü ben ezelden beri Erbakancıydım. Erdoğan'a kadar hep ona verdim. Millete bir şey, sonunda bir şey yapmadık. Sonunda. Selahattin Demirtaş deyince aklınıza ne geliyor? Benim aklıma İslamiyet geliyor. İslamiyet'ten başka bir şey yok. İslamiyet'ten başka benim kafama hiçbir şey gelmiyor. Tamam. CHP'nin Cumhurbaşkanı da kim olmalı efendim? Hiç. Erbakan'ın oğlu olursa olur, olmazsa hiçbirisine vermiyorum. Kendin başına gitsek hangi partiye vereceksiniz? CHP'den başkasına vermem. CHP? Demirtaş deyince aklınıza ne geliyor? Demirtaş bir numaralı adam zaten. Peki. CHP'nin Cumhurbaşkanı da kim olmalı efendim? CHP'nin Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu olmalıydı, da olamadı. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Özgür Özel. Merhaba, buyurun. Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Gelmiş aracınız. Engelli aracı, teşekkür ederim. Efendim, bu pazar günü sandığa gidecek olsak, oyunuzu hangi partinin Cumhurbaşkanı adayına vereceksiniz? Ahmet Özer'e veririm. Ahmet Özer'e veririm. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı efendim? Bence Ekrem İmamoğlu olmalı. Süleyman, sen ne diyorsun? Esenyurt Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmetlerine memnun musun? Evet, değil mi? 6. Daha öncesinde burada belediye başkanları yerleri komple kaldırıyorlardı. Yeniden döşüyorlardı. Sağlam olan yerleri de. Ama şimdiki belediye başkanımız Ahmet Özer, evet. O yamalı yerleri dolduruyor ve ziftle kapatıyor. Tamam. Asıl belediyecilik budur. İsraf yapmıyor. Kesinlikle yapmıyor. Bu da bizim Esenyurt halkı olarak hoşumuza gidiyor. Mesela hastanenin arka tarafı yolu bozuktu. Çok araba kaza yapıyordu orada. Orayı komple yaptı. Mahalle aralarına giriyor. Buradaki halka diyor ki bana yazın, bana gelin, nerede bir çukur var, nerede bir sorununuz var. Burada engelleri, öksüz, yetim, onların arkasında duruyor. Özellikle kadın ve çocukların arkasında duruyor. Bugüne kadar Esenyurt'a gelmiş, geçmiş en güzel belediye başkanı diyebilirim. 13 yok. Karşınızda olsa bir şey sorar mıydınız? 13 gelmedi. İyi ki varsınız derdim. Çok teşekkür ederim. 13 değil ki, 12 idi o.